Herkese merhabalar, ben Alican Hoca. Yine klasik girişimizi yaptık. Dostlarım, soru çözümündeyiz. Ve artık farkında mısınız? Son soru çözümlerine doğru gidiyoruz. Videolarımız devam ediyor ama soru çözümlerinde artık yanılmıyorsam bundan sonra bir tane daha yaparız. Sonra artık bir sonraki aşamalarda toplanırız. Öğrencilerimiz ne çalıştık? Onu hatırlayın önce. Önce ulaşımı hallettik. 2 video. Turizm 2 video. Hep ne istiyorum? Soru çözümlerini dinlerken önce iyi bir hazırlık. Önce sanki sınava girecekmiş gibi bir ciddiyet istiyorum. Çalışalım. Öze çıkarmayı sevenler var, öze çıkaralım. Türkiye haritası tekrarı yapacaksak, Türkiye haritasından bilmediğin illeri dur bir tekrar yapayım, dur bir boyayayım, dur bir karalayayım. Hep diyorum böyle boş haritalar olsun. Hatta böyle boş harita sende yoksa bana haber ver, ben sana gönderirim. Yani görsellik bizde önemli. Ve sonra bu soru çözümünü güzelce dinle. Sonra kendi sorunu kendin çöz. Ve bazen diyorum ya, sonra ara ver, yani çalış. Ama mesela ulaşım, turizmle ilgili hemen arka arkaya tüm testleri çözme. Bir iki hafta sonra de ki ulaşım, turizmden bir daha soru çözeceğim de. Ve böylece o iki hafta sonra başka konular çalışılırken geriye dönüp ulaşım, turizme baktığında hatırlayabilecek misin? Çünkü sıcağı sıcağına çözerken herkes full çıkarıyor. Ya da bir yanlış, iki yanlış. Önemli olan bir ay sonra. Önemli olan işte aradan bir soğukluk geçince bir daha aynı konuyu geldiğinde hatırlayabilecek misin? İşte bunları test et ki, çünkü sınavta Temmuz'da biliyorsunuz. O yüzden Temmuz'daki sınava kadar bu bilgileri bizim canlı diri tutmamız lazım. O yüzden bir pekiştirelim, sonra o canlı tutma olayını beraber de yapacağız. Ne istiyorum dostlar? Karşımda bir ulaşım sorusu, sanki bir doğal geçit sorusu görüyorum. Diyor ki, ben başladım eğer hazırsanız. Yer şekillerinin engebeli olduğu, özellikle sıra dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde kara ulaşımı geçitlerden sağlanır. Ne geçitleriydi bu? Doğal geçit. Peki bizim ülkede doğal geçit ne demekti? Aslında vadiler demek. Yani akarsu o dağları yararak Boğaz Vadi denilen vadiler yapmış. Devletimiz de o Boğaz Vadileri izleyerek yol yapmış. Aslında işin özeti bu. Peki hocam, aşağıda verilen doğal geçitlerden hangisi? Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlıyor. Adana'yı Niğde'ye bağlasın. Hani işin detayında da böyleydi. Bu Adana'yı Niğde'ye bağlayan kimdi? Gülek'ti dostlar. Hatta bir tüyo vermiştim. Bu Gülek Boğazı'ndan tren de geçiyor. Yani tren hattı da, Adana'ya Mersin'e giden tren hattı da bunu kullanıyor demiştim. Peki diğerleri kim? Belen Hatay'ı Adana'ya bağlıyordu. Ya da tam tersi dostlar. Zigana doğal geçidi diye, Zigana'ya da Kalkanlı geçidi diye bir geçit vardı. Trabzon'u iç kesimlere bağlıyor. Ama artık dedik, yeni Zigana diye bir tünel yapıldı. Hatta şöyle ünvana sahip en uzun karayolu tüneli bu aralar. Öğrencilerim, Çubuk geçidi neredeydi? Çok sayıda geçit olurun Ç'si bu. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Ç'si bu, hani kodlama olarak. Antalya'yı göller yöresine ya da tam tersi göller yöresini çubuğa bağlıyordu. Bilmiyorum, ders anlatırken söyledim mi ama bu çubuğun ilerisinde bir tane daha var böyle. Antalya'ya gidenler iyi bilir ya da oradan dönenler arabayla, kendisi sürüyorsa ya da ailesi, Çeltikçi geçidi de var. Burdur Çeltikçi. Böyle diyelim ki Ankara'dan Antalya'ya mı gidiyorsun? İşte Antalya'ya gelmeden önce şöyle bir yukarıdan aşağıya doğru bir iniyorsun böyle. İşte orası Çeltikçi doğal geçidi. Onu da not al. Burdur'daydı, hatırlatayım. Hocam Sertavul bu Mersin taraflarında. Mersin'den Karaman'a giderken geçilen bir geçitti. Öğrenciler, her şeyi söyledik mi? Söyledik. Cevabımız kimmiş? Gülek'miş, onu bir kez daha hatırlatalım. Amaç tekrar yapmak. Nasıl bir soru olduğunu görmem lazım. Türkiye'de karayoluyla yapılan taşımacılık diğer ulaşım biçimlerinden daha fazla. Özellikle burada hangi taşımacılık? Ülke içinde hem yük hem yolcuda karayolu birinciydi gerçekten. Hem yükte hem yolcuda karayolu bir numaraydı. Acaba niçin? Neyin etkisi var? Ülkenin her yerine gidebiliyor olması bir etken mi? Yani yol ağı çok geniş. Demiştim ki Türkiye'de her ile, her ilçeye, her köye, her köy altı yerleşmesine sen karayoluyla gidebiliyorsun. İşte bu bir imkan. Maliyeti düşük mü? Ne konuşmuştuk dersi hatırla? Aslında araç pahalı. Aslında bu ülkede araç yakıtı pahalı.
Elektrikli araçların bilmiyorum daha çıkmadı, abartılı böyle yayılmadı anlamda söylüyorum. Gelecek günlerde maliyeti hani gelecek yıllarda daha bir netleşecek. Ama şu anda pahalı. Bu seçenek tutmuyor şu anda Türkiye'de. Taşıtların bir kısmı ülkemizde üretilmediği için mi? Öğrenciyorum ya diyorsun bunun bir ilgisi olmasa gerek. Yani ülkemizde üretilince ucuz mu oluyor? Hayır, yine ülkemizde üretilip pahalı olanlar da var. Öğrencilerim haliyle diyorum bunlar mantıklı gelmedi. Sanki bir demek daha doğru olur. Yalnız bir diyorum. Çünkü ülke dışından gelecek mutlaka pahalıdır diye bir gerçek yok. Bazen bakıyorsun bir şey ülke dışından daha ucuza Türkiye'ye gelebiliyor. Ülke içinde üretilen bir ürüne kıyasla. Peki ulaşım ve turizm odaklı soru çözümü yapıyoruz. Herhalde önce ulaşım gelecek. Türkiye'de ulaşım ağı uzunluk ve nitelik yönünden geçmiş yıllara göre bir gelişme yakalanmıştır. Bu gelişmeyi sağlayan koşullar dikkate alındığında hangisinin etkisi daha fazladır? Yani Türkiye'de ulaşım ağı, burada özellikle biraz karayolu, biraz demir yoluna gönderme yapıyor. Nasıl iyileşti? Neden oldu? Ya da şöyle soralım. Eskiden neden olmuyordu? Cumhuriyet'in ilk yıllarında neden ulaşım ağı uzunluğu o kadar sık değildi? Çünkü para demiştik dostlar. Yani Türkiye'de bir sermaye eksikliği, Türkiye Cumhuriyet hani döneminde Osmanlı'nın borçlarını ödeyen, yeni yeni küllerinden doğmaya çalışan, hani genelde fakir toplum olarak bilinen bir ülkeyken bu seviyelere geldi. Yani hani nereden nereye muhabbeti gerçekten baktığında Cumhuriyet hikayesine böyle imreneceğimiz gerçekten güzel gelişmelerin olduğu bir dönem. Ama hep ne inanıyoruz? Türkiye'de daha da potansiyel var. Daha da iyisi olabilirdik. O Güney Kore'yi ayarında bir ülke olabilecekken şu anda daha alt düzeydeyiz. İşte insan ona kahroluyor. Çok daha iyi olabilirdik. Peki o zaman ekonomiye vurgu mu yapacağım yani? Kesinlikle dostlar. Net. Bu soru bir bilgi sorusu. Peki Türkiye'de üretilen otomotiv, beyaz eşya, elektronik eşya gibi dayanıklı tüketim mallarının dış satımında ve iç satımında en çok kullanılan ulaşım yolu. Demiştik ki dışarıya bir şey satacakken en uygun demir yolu değil, deniz yoluydu. Öğrencilerim çünkü deniz yolu en ucuz ulaşım türüydü. Çünkü çok büyük gemiler var ve çok büyük gemiler çok fazla yük taşıyor. O yüzden öğrencilerim bir defada çok yük mantığı deniz yolunda en ideal olduğu için Türkiye halkı da, Türkiye'nin firmaları da deniz yolunu kendine daha mantıklı görüyor. Peki hocam içeride en çok biz neyi kullanıyoruz? Karayolu demiştik. Aslında demir yolu, lütfen cümleme dikkat. Demir yolu aslında maliyet anlamında daha ucuz. Bir şeyi demir yoluyla götürmek aslında daha mantıklı. Ama ne konuşmuştuk? Her yere demir yolu gitmiyor ki. O zaman Türkiye'nin her yerine demir yolu gitmediği için tırnak içinde daha pahalı olduğunu bilmemize rağmen karayolu yük taşımacında bir numaraydı. O yüzden cevap Edirne olmalı dostlar. Peki. İzmir Limanı gelişmiş bir liman. Deniz yolu sorusu. İzmir Limanı Ege'nin en önemli limanıydı. Hocam gelişmiş olmasında neyin etkisi daha çok diyor? Bir tane mi istiyor? Temel, işin temelinde ne var? Git Hinterland'a vurgu yapan bir şehre. Var mı öyle bir şey acaba? Gördüm. Hinterland geniş. Neydi Hinterland dostlar? Bir limanın gerisindeki önemli memleketlerle bağlantılarının iyi olması. Haliyle konu İzmir ya. İzmir'i böyle sol tarafta. Şöyle tutalım değil mi? Hani sol tarafta ya. Hocam İzmir iç kesimlerle balansı iyi midir? Yani Aydın'la. Haliyle öğrencilerim Denizli'yle. Hemen yakın komşu olan Manisa'yla. Daha da içeride Kütahya, Afyon'la, öğrencilerin biraz üstte Balıkesir'le, Çanakkale'yle, alt tarafta Muğla'yla ilişkisi iyi midir? Yani karayolu, demiryolu bağlantıları iyi midir? Muğla'lı bir iş adamı İzmir üzerinden bir şey gönderir mi? Aydınlı bir iş adamı İzmir limanı üzerinden bir şey gönderip bir şey istetir mi? İşte ben de evet diyorum. Çünkü bağlantı çok iyi kurulmuş. O yüzden Ege'nin incisidir İzmir. İzmir limanı da Ege'nin kalbi dostlarım. Ben öyle tanımlıyorum. O yüzden önce bu. Diğerleri belki bilgi olarak doğrudur. Bakın bu bilgi doğru. Bu bilgi doğru. Bu bilgi doğru. Bu bilgi doğru. Ama mesele işin temelinin ne oldu? Hinterland. Yani seçeneği. Peki turizmden sorular mı gelmeye başladı?
Türkiye'de seyahat eden bir turist grubunun yukarıda verilen yerleri görmek için aşağıdaki kentlerden hangisine gitmesine gerek yoktur diyor. Yani 5 tane yer verdim. Bunlar 5 tane ayrı il herhalde. O illerden biri aşağıda yok. Bana onu bulsana diyor. İshak Paşa Sarayı. Ben gittim gördüm. Ağrı'ya öğretmen olarak atanmıştım. Oranın ekmeğini, suyunu içtik. Sağ olsun hepsine. Güzel günlerim geçti. Ağrı Doğu Beyazıt ilçesinde bulunur. Tarih hocalarım bilmiyorum değiniyor mu? İlk kalorifer sisteminin Türkiye'de kurulduğu yerdir. O zaman burası Ağrı. Aşağıda Ağrı var. Halfeti nerede? Halfeti Şanlıurfa'da. O zaman öğrencilerim bu ülkede Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu memleketidir. Halfeti evleri Şanlıurfa'da. E peki Perge? Bir ÖSYM sorusu olarak gelmişti bak. Perge'nin lütfen Antalya'da olduğunu bana unutmuyorsun. Antalya Perge bir antik yer, bir tarihi yer. Peki Antalya'da gittin. Hocam Hasankeyf nerede? Öğrencilerim Hasankeyf Batman'da. Peki dostlarım bu Batman'daydı. Peki bu Batman'da ne vardı? Ilısu Barajı diye bir baraj yapıldı ve onu sular altında bırakmıştı. Peki öğrencilerim Kekova antik kenti Adana'da mı? Hayır. Kekova eğer beni hafızam yanıltmıyorsa yine Antalya taraflarındaydı. O yüzden öğrencilerim Adana eşleştirmesi burada yanlış olmuştur. Peki. Bakıyorum. Türkiye'de doğal yollarla oluşmuş yer şekillerinin bulunduğu alanlar turizmin yoğunlaştığı yerlerdir. Hangisinde doğal oluşumların payı daha fazladır? Dostlarım doğal olsun. Yani insanoğlu yapmış olmasın. Beşeri kültürel olmasın. Alacaoğlu antik bir yer mi? Çorum il sınırlarında evet. Ama insan yapmış. Şehir köyü, şehir insan kurmuş. Pamukkale travertenlerin olduğu bir yerdi. Öğrencilerim Pamukkale travertenleri vardı. Bu olabilir mi acaba? Bir dursun. Olimpos. Olimpos öğrencilerim ne? Yine antik bir yer. O zaman diyorsun bu insanla ilgili bir şey. Antalya tarafları. Termosos yine Antalya tarafları. Akdamar Kilisesi Van'da ve kilise insanlar yapar. Dini ibadet yeri bu. Ama Pamukkale'de hatırlatalım. Denizli'nin Pamukkale ilçesi vardır. Orada traverten vardır. Beyaz travertenler. Hocam o beyaz şey neydi? Kireç taşının çökelmesiydi. Yani karstik biriktirme şekliydi. Doğru cevap burada B seçeneği. İyi gidiyoruz değil mi? Her şeyi güzel güzel anlıyorsun değil mi? Küçük küçük notlar alıyor musun değil mi diyorum. Türkiye'de turizm sektörünün ulusal ekonomiye olan katkıları arasında hangisi yer almaz? Öğrencilerim ülkeye bir döviz girişi sağlar. Evet. İş imkanı yani diğer adıyla istihdam imkanı sağlar. Evet. İş ticarete bir hareketlilik getirir. Turizm sayesinde birçok insan ekmek yer. Evet. Tarımsal üretim çeşitlenir. Hayır. Hayır. Çünkü öğrencilerim burada tarımsal üretim çeşitlenir derken ya bu üretim iklimle bağlantılı bir şey. Yani Antalya'ya çok turist gelince farklı ürünler mi yetişecek? Mesela diyorum fındık yetişemiyor ama fındık mı yetişecek artık? Hayır. Bu iklimle ilgili bir şey. Hani şey gibi bir tuzak bu. Sanki turist talep edince üretecekmişiz gibi. Tam turist talep eder ama o ülkenin şartları ya da o ülkenin, o ilin şartları o ürünü yetiştirmeye elverişli değilse başka bir ilden transfer edecektir. O yüzden çeşitliliği artıracak şey iklimle bağlantılı bir şey olmalıdır. Üretim artar mı? Evet. Yani yoğun turist gelecek daha çok domates yetiştirebilirsiniz. Verimi artırırsınız. Ya da farklı ilin de yetiştirmesini istersiniz. O ayrı bir mevzu. Ama diğeri sanki olmayan bir şeyi yapmak gibi bir durum olmuş. Kesinlikle Denizli. Peki öğrencilerim bakıyorum. Bir görsel soru gördüm. Farklı renklerle gösterilmiş. Bu iller için diyor turizm özelliği adına ne yanlış? Önce bir illeri tanıştırayım. Bir İstanbul. Artık benim gibi sen de yapabiliyor musun? Antalya. Hocam bu üç kim? Çorum. Dört kim? Şu herhalde dört. Tam böyle görünmüyor yakından baktığımda. Orası Rize.
Ve şuraya bakıyorum, Şanlıurfa. E görelim ne diyor acaba, bir tane yanlış bilgi var. Bir numaralı il yani İstanbul, kültür turizminde çok önemlidir. Evet, tarihi turizm ya da kültür turizm demek İstanbul demek. Yabancı turistin en çok bu niyetle geldiği yer demek. İki numaralı il yani Antalya'da, iklim koşullarından dolayı kıyı. Başka bir söylemle deniz turizmi gelişmiş. Evet, doğru doğru. Üç numara, kimdi o? Çorum. Yüksek dağ ve kar yağışından dolayı kayak tesisi var. Oysa ben Çorum'da önemli bir kayak tesisi duymadım. Mesela komşusu evet Çankırı deseydi olabilirdi dostlar. Bakıyorum böyle alt taraf üst tarafta var mıdır? Yok. Yani Çorum önemli kayak tesisiyle bilinen bir yer değil. Eledim gitti. 4 numara Rize'ydi. Son yıllarda yer şekillerinden dolayı yayla ve dağcılık turizmi. Tabii ki burası Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz, Karadeniz'in en yüksek dağlık arazilerinin olduğu yerdir. Haliyle burada dağ turizmi ya da yaylacılık gelişir. 5 numaralı il yani Şanlıurfa, eski medeniyetlere ait izler taşımasından dolayı önemlidir. Kime gönderme yaptı dostlar? Mesela kime gönderme yaptı? Göbekli Tepe'ye tabii ki. Çok tarihi yerler adına kıymetli bir yerdir. E peki? Aşağıdaki haritada Türkiye turizminde önemli paya sahip olan yerler gösterilmiş. Hani nereyi göstermiş? Kıyı Ege yani İzmir, Aydın, Muğla'nın bir kısmı. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa tarafları. Hocam burası ne? Samsun'un böyle alt tarafı, Amasya, Tokat, Çorum'u içeren sahalar. Hatta biraz Çorum'un doğusu. Öyle gördüm. Diyor ki turistlerin yoğun ziyaret ettiği turizm merkezleri arasında ne yoktur? Yani bu renklendirdiğim alanda olmayan bir şey söyle. Aspendos Tiyatrosu Antalya'da. E Antalya burada boyanmamış, renklendirilmemiş. Çünkü Antalya haritada şuraya denk geliyor. Şöyle demesi lazımdı. O zaman hayır. Nemrut heykelleri burada mı? Nemrut heykelleri Adıyaman'da. Ya Adıyaman şuraya denk geliyor. O zaman bu var. Şöyle B'ye bakıyorum. Efes Antikenti İzmir'de ihaliyle var. Kral Kaya Mezarlıkları Amasya burada kastedilir genelde önce. Birkaç tane Kral Kaya Mezarlığı var ama öncelik biraz Amasya'dır. Göbekli Tepe Şanlıurfa'da dostlar. E Ozan bu da var. Ozan kendini belli etmişti. Cevap A seçeneği çünkü A Antalya'da. Neredeydi böyle? Manavgat'ın olduğu taraflarda, Antalya'nın doğu tarafında. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Peki. Yukarıda verilen dünya mirası aşağıdakilerden hangisidir? Şanlıurfa'dadır diyor. Öğrenci kendini belli etti zaten çünkü ne demiştik hatırla o dersi? Zaten bir ilde iki tane olan İzmir'de ve bu ÖSYM sorusu Efes Bergama. Diğerlerinde birer tane. O yüzden memleketi biliyorsan zaten ne olduğunu da biliyorsun. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe vardı. O zaman diğer bilgiler Göbekli Tepe hakkında verilen bilgiler mi? 12 bin yıl öncesine ait diyor. Öğrencilerim arkeolojik alan olarak 2021 yılında seçildi diyor. Kesinlikle Göbekli Tepe. Bir şey çalışması yapalım. Bunların illeri kimdi? Neden bunlar değil? Kasantos Antalya, Leton Muğla'da. Çatalhöyük Konya'daydı. Efes az önce söyledim İzmir. Aslantepe'de Malatya'daydı dostlar. Peki bitti mi son sorumu? Peki bakıyorum. Türkiye'de yıllar içerisinde gelişmesi, Türkiye'de turizmin yıllar içerisinde gelişmesi aşağıdaki sorunlardan diyor hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır? Bir sorun karayolu ulaşım kazalarının artmasına mı yol açtı? Kıyıların doğal dokusu bu değil mi? Eleştirmiştik zaten. Turizmin olumsuz yanlarından biri ne? Maalesef büyüdükçe, geliştikçe planlı yapmazsanız haliyle tahribatlar oluşuyor. Çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği adına bir takım örnekler oluyor. Ve işte doğal dokuyu bazı yerlerde bozduk. Mesela devlet kitaplarında kimi örnek vermişti hatırlatayım. Marmaris üzerine değinmişti. Kuşadası'nı örnek vermişti. Hani eskiden neydi şimdi ne oldu diye fotoğraflarını gösteriyor böyle. O yüzden kesinlikle bu soru B seçeneği, haberin olsun. Peki öğrencilerim son soruya geldik. Diyor ki son soru bir kayak tesisi görüyorum. Kış turizminin, kuş diye çıktı ağzımdan, kış. Kuş turizmi. Kış turizminin. Öğrencilerim bu ülkede kış turizminin yapıldığı merkezler arasında kim yer alır? K
Kars'ta önemli bir yer var mıydı? Hatırlatıyorum, Sarıkamış kayak tesisleri var. Kayseri demek Erciyes kayak tesisleri demek. Öğrencilerim Kırklareli tuzağa dikkat öğretmiştim sanki. Yıldız Dağları var fakat Yıldız Dağları yüksek bir dağ değil. O yüzden Kırklareli kayak tesisleri adına bilinen bir yer değil. O zaman biz doğruyu arıyorduk. Doğru 1 ile 2. Biliyorsunuz Türkiye'de önemli kayak tesisleri var ama tesisleşme anlamında böyle 9-10 tanesi böyle çok sorulur. Başta Bursa Uludağ demiştik ve Türkiye'nin başka illerinde önemli kayak tesisleri vardı. Bolu Kartalkaya gibi, işte böyle Ilgaz gibi, onun dışında Antalya Saklıkent gibi, Isparta Davras gibi, Erzurum Palandöken gibi. İşte öğrencilerim ulaşım ve turizmden de birkaç soru gör, iç böyle soru tarzlarını anla ve artık top sende. Artık soru çözebilirsin diyorum. Tekrarını güzel yaptıysan lütfen ulaşım turizmden soru çözelim. O zaman diğer video bölge kavramı ile ilgili soru tarzları öğreteceğim, bilgiler vereceğim. Sizi diğer videoya bekliyorum. Görüşmek üzere.